Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Erkeğin ve kadının birbirlerine dokunmalarının delilleri. Yani bu dokunma abdesti de bozar, teyemmümü de bozar. Bunlar abdesti ve teyemmümü bozan şeylerle alakalı olduğu için Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Veya kadınlara dokunmuş iseniz, bu Nisa suresinin 43. Maide suresinin 6. ayetinde, bu ayeti kerimelerde anlaşılan şudur. Eğer kişi engelsiz, yani o kadınla o erkek arasında bir perde olmadan dokunmuşsa, bu abdesti bozar. Dört mezhebin fıkhı cilt 1 sayfa 83. Dokunma fahiş temasla olursa abdest bozulur. Yine dört mezhebin fıkhı cilt 1 sayfa 83. İslam fıkhı ansiklopedisi cilt 1 sayfa 194. Şafiiler şöyle der. Erkek ve kadından maksat ise örfen, yani selim tabiat sahiplerine şehvet sınırına ulaşmış erkek ve dişidir. Bunu 7 veya daha fazla yaş ile kayıtlamaya gerek yoktur. Bu paragraf İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 197. Onların bu konudaki delilleri: veya kadınlara dokunduğunuzda, Nisa suresinin 43, Maide suresinin 6. ayetlerinde geçen mülamese kelimesinin sözlükteki hakiki manası ile amel etmektir ki, bunun sözlükteki hakiki manası el ile yoklama demektir. El ile yoklamak demektir. Veya tenlerin birbirine değmesi veya elle dokunması demektir. Nitekim buradaki lamestum kelimesinin lemestum şeklinde okunuşu da bunun delilidir. Bu ayeti kerimenin bu okuyuş şekli cima söz konusu olmaksızın sadece dokunmanın kastedildiğinin açık bir delilidir. Bunu İslam Fıkıh Ansiklopedisi ve aynı kitabın Arapça orijinal metni Fıkhı İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 430. Ve sallallahu ala seyyidina. Evet, ayrıca Şeyhülislam İbn Teymiye veya kadınlara dokunduğunuzda Maide suresinin 43 ve Nisa suresinin 43 ve Maide suresinin 6. ayetlerindeki dokunmakla ilgili abdest bozulur mu sorusuna şöyle cevaplamış. Bunda 3 görüş vardır. Birinci görüş, bozulmaz Ebu Hanife'ye göredir. İmam-ı Azam'a göre dokunma abdesti bozmaz. İkinci görüş, şehvetle dokunulursa Malik ve onun dışındaki Medine ehlinin görüşüdür. Görüşüne göredir. Üçüncü görüş, şehvetsiz dokunursa abdest bozulur, teyemmüm de bozulur. Şafii'ye göredir. Ahmed bin Hanbel'e göre ise 3 rivayet vardır. Geçen 3 kavil gibi. Meşhur, fakat meşhur olanı Malik'in kavlidir. Bunu Mecmu'ul Fetava cilt 1 sayfa 21, cilt 21 sayfa 136. Ahkamul Kur'an İmam-ı Kurtubi, İmam-ı Şafii el-Um kitabında El-Mühezzeb Firuzabadi, bu kitapların tamamı bu anlattığımız şeyi kayıt altına almıştır. Yani geçen 3 rivayetin meşhur olanı öpmekle de abdest bozulur. Bu da bir nevi dokunmadır. İbn Ömer ve İbn Mesud ve İbn Şihab'dan radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun, Muvatta cilt 1 sayfa 43, 44, 45, 16 hadis, 64, 65 hadis ansiklopedisi Kutubi Sitte cilt 1 sayfa 203 hadis 3669. Yani kısacası 3 mezhebe
Yani cumhur ulemaya göre erkek ile kadının normal yani şehvetsiz bir şekilde sadece birbirlerine dokunmaları ile abdest bozulmaz. Sadece Şafii ulemasına göre ister şehvetle ister şehvetsiz birbirlerine dokunmaları ile abdest bozulur. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 195. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.